Merhaba, hoş geldiniz. Yaraniler, merhaba. Bu mükedder gönlümüze sundunuz çünkü safa. Üyde ekber eylediniz. Şüphesiz ki mutlaka. Merhaba, hoş geldiniz. Yaraniler, merhaba. Bu hulusi naz ile söyler size kardeşler. Derd ile söyler, gözden akıdu ben yaşları. Sizsiniz mutlak, rızayı haktaki yoldaşları. Merhaba, hoş geldiniz. Yaraniler, merhaba. Sayın Vakıf Başkanım, Muhterem Hamid Hamidettin Efendi Hazretleri, Sayın Milletvekillerim, Sayın Müftüm, Sayın Belediye Başkan Vekilim, kıymetli Hazirun ve Rıza-i Hak'taki yoldaşları olmak niyazıyla bu salonu muhabbetleriyle, güzellikleriyle dolduran Bursa'mızın güzel insanları. Efendim, Uluslararası Somuncu Baba ve Hulusi Efendi Sempozyumuna hoş geldiniz, safalar getirdiniz diyoruz. Şimdi huzurlarınıza bu güzel organizasyonun her biriniz bu güzelliğe gönül vermek suretiyle ev sahibisiniz ama ev sahiplerine de bazen bir başka ev sahibinin hoş geldin demesi icap eder. Vakıf adına Avukat Mustafa Yağcı Beyefendi'yi davet ediyorum. Sizlere hoş geldiniz demek üzere. Buyurunuz Mustafa Bey. Sayın Malatya Milletvekilim Öznur Çalık Hanımefendi, Sayın Bursa Milletvekillerim Hakan Çavuşoğlu, Mustafa Kemal Şerbetçioğlu ve Hüseyin Şahin Beyler, Sayın Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekilim, Muhterem Vakıf Mütevelli Heyet Başkanımız, Gençlik ve Spor Genel Müdür Yardımcımız, kıymetli mülki idari erkan ve basın mensupları, sevgili dostlar, Uluslararası Somuncu Baba ve Hulusi Efendi Sempozyumuna hoş geldiniz, şeref veriniz. Bizleri bugün bir araya getiren, manevi birlikteliğimizi sağlayan Somuncu Baba Hazretleri ve Seyit Osman Hulusi Efendi, bir gönül sesi olarak bugün burada yankılanmaktadır. Somuncu Baba Hazretlerini uzun bir süre yaşadığı, öğrenciler yetiştirip izler bıraktığı Bursa'da anmayı bir vefa borcu olarak görüyoruz. Somuncu Baba, hoşgörü içerisinde 600 yıldır bütün insanlık alemine gül raihaları dağıtan bir cennet çiçeğidir. Hulusi Efendi, asrımızdan gelecek asırlara bir sel gibi çağlayıp coşan, insana sevgiyi maya maya yoğuran bir büyük yakarışın gönül yazgısı, erdemin gökçeği, sözün en gerçeğidir. İşte bugün, yüzlerce kilometre uzaktan, yurdumuzun dört bir yanından, ulvi bir çağrıya kulak vererek, davetimize icabet eden sevgili dostlarımızla beraberiz. Sınır ve mesafe tanımayan bu beraberliğin temeli, sevgi ve samimiyettir. Vakfımızın kurucusu, Osman Hulusi Efendi, her yönüyle aydınlık, İleri fikirli bir bilge ve mutasavvıf olarak bugün olduğu gibi bundan sonra da insanlarımıza ışık ve umut olmaya devam edecektir. 1986 yılında kurulan vakfımız 26. hizmet yılında vakıf bilincinin toplumumuza aşılanması için çok yoğun çaba sarf ediyor, kültür etkinlikleri düzenliyor. Bütün insanlara hizmet etmeyi kendine ana düstur edinen, ülkesini ve halkını çok seven, hizmetleriyle gönüller sultanı olan, gönüllere taht kuran Osman Hulusi Efendi'nin adına kurulu bulunan vakfımızın her türlü hayri, sosyal, kültürel ve tarihi hizmetlerini gerçekleştirmesi yüce milletimize ve ulvi değerlerimize gösterilen bir vefa borcudur. Bugün hizmet kervanının başında bulunan Hulusi Efendi'nin mahdumu, hizmet adamı, vakıf mütevelli heyet başkanımız
Muhterem Hamid Hamidettin Ateş Efendi, bütün bu saydığım hususiyetleri en ince ayrıntısına kadar dikkate alarak insanımıza, hemşehrilerimize her türlü hizmetin ulaşması için azim ve gayretle çalışmakta, bizlere yön vermektedir. Huzurlarınıza şükranlarımı arz ediyorum. Bugüne kadar vakfımıza ve yaptığımız bütün hizmetlere maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen tüm devlet erkanına ve gönül dostlarımıza vakfımız adına teşekkürlerimizi sunuyorum. Uzaktan yakından buraya teşrif eden saygıdeğer misafirlerimize ve siz sevgili gönül dostlarımıza vakfımız adına en kalbi duygularımla muhabbetlerimi sunuyorum. Gönül birlikteliğimizin ebediyen daim olacağı inancıyla saygılarımı arz ederim. Huzurlarınıza davet etmek istediğim iki kıymetli isim var. Mustafa Yağcı Bey zikrettiler. Sayın milletvekillerimiz teşrif etmişler. Bursa milletvekilimiz Sayın Hakan Çavuşoğlu, Sayın Mustafa Kemal Şerbetçioğlu, Sayın Hüseyin Şahin yine Bursa milletvekilleri ve AK Parti Malatya milletvekili Öznur Çalık hanımefendi teşrif etmişler. Kendilerine hoş geldiniz diyorum. Bursa milletvekillerimiz ev sahibi sayılır burada. Bir misafiri Öznur Çalık hanımefendiyi sizleri selamlamak üzere kürsüye davet ediyorum. Buyurunuz efendim. Değerli milletvekillerim, çok kıymetli vakıf başkanım, çok kıymetli gönül dostları, beyefendiler, hanımefendiler, hepinize saygılarımı sunuyorum. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz diyorum. Öncelikle büyük mutasavvuf, Allah ve insan sevgisinin mümtaz simalarından Somuncu Baba ve Osman Hulusi Efendi'yi bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Bu vesileyle aydın kişilikleriyle Anadolu insanının birlik, beraberlik ve dostluğuna çağıran fazilet olgusunun ustalarını bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Yüce Mevlamıza binlerce kere hamdolsun. Bugün tekrar Somuncu Baba Hazretleri ve merhum büyüğümüz Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Hazretlerinin huzurunda sizlerle beraber bir aradayız. Ve Hulusi Efendi Hazretlerinin başlattığı örnek misafirperverliği ve diğer manevi hizmetleri yürüten değerli vakıf başkanımız Hamidettin Ateş Hocama ve bütün emeği geçen gönül dostlarımıza ben çok teşekkür ediyorum. Ve şunu arzu ediyorum sizlerden, eğer Malatya'yı görmediyseniz, Darende'yi görmediyseniz, 30 yapraklı gül şehrini görmeyip o maneviyatı hissetmediyseniz şayet mutlaka gelin. En az Bursa kadar güzel ve en az Bursa kadar maneviyatıyla dolu. Ve Hamidettin Hocam'ın o sofrasında oturmanızı, onun çayını içmenizi ve onun duasını almanızı temenni ediyor. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Sempozyumumuzun hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Teşekkürler. Efendim biz de teşekkür ediyoruz bu hassas teşrif ve bu kısa ve güzel konuşma için Sayın Milletvekilimize. Yine Bursa milletvekillerimizi temsilen de Sayın Hakan Çavuşoğlu'nu sizlere merhaba demek üzere huzurlarınıza davet ediyorum. Buyurunuz Sayın Vekilim. Ben de sizlere öncelikle saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Bursa'mıza, Malatya'dan vesaire yerden gelen bütün kardeşlerime tekrardan hoş geldiniz demek istiyorum. Bursa'mız, veli padişahların metfun bulunduğu çok mümtaz bir şehir. Tarihi, manevi kültürüyle Türkiye'de ön plana çıkmış, gezilmesi, görülmesi gereken yerlerden bir tanesi. Nitekim Somuncu Baba Efendi Hazretlerinin de camisine somun taşıdığı çalışanlarına taş koyduğu Ulu Cami'nin bir nur olup yükseldiği bir şehir. Gül ve gönül medeniyetinin inşasını mimarlarından olan Es-Seyyid Hazretlerinin ve Somuncu Baba Hazretlerinin
idealini gelecek nesillere, bugün nesillerine taşımak vesilesi için düzenlenmiş bulunan bu sempozyumu Bursa'da düzenledikleri için bütün düzenleyenlere öncelikle şükranlarımı sunuyorum. Bu duygu ve düşüncelerle tekrar hoş geldiniz diyorum. Sempozyumumuzun hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Allah'a emanet olun. Efendim Sayın Milletvekilimize teşekkür ediyoruz. Bakınız zaman zaman hatıralar paylaşmak istiyoruz dedik ya, kısacık anekdotlar şeklinde. İdarecilere tavsiyeler başlığı altında Eseyit Osman Hulusi Efendi Hazretlerinin dua ve tavsiyelerinden bir örnek paylaşalım. Merhum Turgut Özal Bey parti kurup siyasete atılmaya niyet ettiği vakit Ali Coşkun Bey'e demiş ki, gel seninle bir yere gideceğiz, akıl danışacağız. Doğruca Malatya'ya gelmişler. Şeker fabrikasının misafirhanesinde Hulusi Efendi Hazretleri ile buluşmuşlar. Meşhur Somuncu Baba Hazretlerinin torununa müracaat etmişler. Ali Coşkun Bey o görüşmede neler konuşulduğunu şöyle naklediyor. Turgut Özal konuyu uzun uzun anlattı. Özetleyelim. Dedi ki, parti kurup seçime girmek niyetindeyim. Milli Güvenlik Konseyi yeşil ışık yakıyor. Sizin düşünceniz benim için önemli. Ne diyorsunuz? Söz sırası Hacı Hulusi Efendi Hazretlerine gelince, hayırlı olsun, Allah yolunu açık etsin buyurdu. Hazret söze devam etti. Sana birkaç şey söyleyeceğim. Ben deme. Bencillik insanı şaşırtır. Doğru yoldan uzaklaştırır. İstişareye önem ver. Siyasette diyalog esastır. Devlet dairesinde dürüst ol. Dünya malına tamah etme. Devletin malını, parasını gözün gibi koru. Sakın ola ki makam hırsına kapılma. Turgut Özal Ali Coşkun'dan not almasını ister. Coşkun da sohbeti, öğütleri not eder. Görüşme bitmiş, çıkmak üzeredirler. Hacı Hulusi Efendi Hazretleri son bir şey daha söyler. Der ki, halka hizmet, hakka ibadettir. Ama sen bu sözü kullanırken ibadet deme. Yoksa sana takunyalı derler. En iyisi sen de ki, halka hizmet, hakka hizmettir. Ve malum bu duayı alan merhum Turgut Özal Bey, halka hizmet, hakka hizmettir sloganı ile halkın teveccühünü kazanıp yıllarca farklı mevkilerde memleketine hizmet etmiştir. Allah rahmet etsin. Efendim şimdi programın oturum bölümüne geçeceğiz. Uluslararası Somuncu Baba ve Hulusi Efendi Sempozyumunun birinci oturumu için ben kıymetli hocalarımı huzurlarınıza davet etmek istiyorum. Sizlerden alkış, sükunet ve muhabbetle takibinizi istirham ediyorum efendim. Efendim gül ve gönül medeniyetinin değerli temsilcileri, gönül dostları, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Somuncu Baba Hulusi Efendi Sempozyumunun Bursa ayağının ilk oturumunu birlikte yapacağız. Bendeniz öncelikle başkan vekilime bakarak duygulandığımı söylüyorum yani. Neden? Çünkü Bursa'da Somuncu Baba ile ilgili iki tane etkinlik yapıldı son 4 yıl içerisinde. Bu etkinliklerin ilki yine Buttim'de yapıldı. Buttim'de bir panel yapıldı ve Buttim'deki panelde de yine Osman Hulusi Efendi Vakfı, sağ olsun onlar organize ettiler. Orada böyle bir anma toplantısı yapıldı. Şimdi ikincisi yapılıyor. Gönlümüz isterdi ki, ister inşallah yine yapalım, Bursa'da daha büyük çaplı, daha anlamlı Somuncu Baba ile ilgili bir faaliyet yapmak iktiza ediyor. Ama
Somuncu Baba'nın ahvadından birisinin, torununun himaye ettiği bir toplantının olması da anlamlıdır. Efendim, bu bakımdan gerçekten çok önemli. Bendeniz, Somuncu Baba adına böyle bir etkinin yapılmasından dolayı bu programı düzenleyenleri canı gönülden kutluyorum, tebrik ediyorum. İkinci olarak da gül ve gönül medeniyeti adını koymaları da anlamlıdır. Çünkü gül güzelliktir. Çünkü gül Hazreti Peygamberimizi, Efendimizi temsil eder. Onun bize öğrettiklerini biz burada öğreniyoruz. Bize güzellikleri öğreten Hazreti Peygamber'dir. Gönlü de öğreten, insanı da öğreten, insanı da tanıtan Hazreti Peygamber'dir. Vicdanı, merhameti, sevmeyi, insan olmayı öğreten Hazreti Peygamber'dir. Onun yolunda giden ve nefesiyle yolumuzu aydınlatan Somuncu Baba gibi zatlar ise, insanı kamillerse, Veresetül Enbiya'dır, onun varisleridir. Onlar için biz buradayız. Onları anmak için biz buradayız. Şunun öncelikle bilinmesi gerekir ki, Somuncu Baba ve Somuncu gibi Baba gibi kamil insanların tanıtılmaya ihtiyacı yok. Onlar görevlerini yapmışlar, hizmetlerini ifa etmişler ve gitmişlerdir. Ancak bizim yaşayan insanlar olarak onları tanımaya ihtiyacımız var. Çünkü biz onları tanıyarak kendimizi tanımış olacağız. İnsanın kendini tanıması ancak aynaya bakmasıyla mümkündür. İnsanın aynası insanı kamildir. Bu toprakları mayalayan, bu toprakları gözüyle, sözüyle, nazarıyla mayalayan bu kamil insanları tanımak bu anlamda çok önemlidir. Somuncu Baba'nın izinde giden, yaşadığı şehri gül şehrine dönüştüren Hulusi Efendi'yi de burada rahmetle, minnetle anıyoruz. Bu bakımdan böyle bir toplantının burada tertip edilmesinden duyduğum heyecanı en azından belirtmiş olayım. Ben buradaki sıraya göre devam ediyorum. Çok kıymetli bir hocamız, bir hoca hanım, Profesör Doktor Sabahat Deniz, Marmara Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eski Türk Edebiyatı profesörlerinden Divan'da Hulusi Efendi'nin Leyla'sını anlatacak. Bakalım o Leyla hangi Leyla? Buyurun efendim. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Muhterem Hazurun, konuşma başlamadan önce hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu sempozyuma katılmak için vakıf yetkilileri beni aradıklarında, Hulusi Efendi'nin daha önce okuma imkanı bulduğum divanından bir beyit aklıma geldi. Orada şöyle diyordu Hulusi Efendi: "Bugün ol cani bir dosttan esip bağdı sabah geldi, Kerem'le kuluna bahşettiği bir merhaba geldi." Ben bu beyti hatırladım ve bu daveti yardan gelen, dosttan gelen bir selam olarak kabul ettim ve hiç düşünmeden buraya koşup geldim. Bu selam bana Anadolu'nun Türkleşmesinde ve İslamlaşmasında çok önemli rol oynayan, ta Ahmet Yesevi'den başlayıp Hacı Bektaş-ı Veliler'den, Mevlana'lardan, Yunus Emre'lerden, Somuncu Babalar'dan ve zincirin son halkalarından olan Hulusi Baba'dan geldiği düşündüm ve bu selamı bana getiren vakıf yetkililerine şükranlarımı arz ediyorum. Aynı selamla sizleri tekrar selamlıyorum. Ben sizlere Hulusi Efendi'nin divanındaki şiirlerinden hareketle Leyla hakkındaki düşüncelerini anlatacağım. Niçin Leyla konusunu seçtiğime gelince, divanını okurken şiirleri arasında Leyla ve Mecnun'un çok sık zikredildiğini gördüm. Bunun sebebini araştırdığımda Hulusi Efendi'nin şeyhi olan Sivaslı İhramizade İsmail Hakkı Toprak'ın onun üzerindeki tesirinden kaynaklandığını anladım. Hulusi Efendi'nin divanında sık sık Leyla ve Mecnun'dan bahsetmesi, onun bu şeyhinden aldığı eğitimin etkisiyle karşımıza çıkıyor. Zira Hulusi Efendi burada bu şeyhin terbiyesinde sadece tasavvufi terbiye almamış, aynı zamanda onun oluşturduğu edebi muhit içinde edebiyat eğitimi de almıştır. Bu edebi muhit içinde en çok okunan eserlerden birisi de Fuzuli'nin Leyla ve Mecnun adlı eseridir. Dolayısıyla onun edebi şahsiyetinde
Fuzuli'nin ve bu eserinin de tesiri olmuştur. Divanında bu sebepten dolayı Leyla ve Mecnun sık sık zikredilmiş, çeşitli şekillerde bu hikayeye telmihte bulunulmuştur. Leyla kelimesi Arapça gece anlamına gelen leyl kelimesinden türemiş, çok karanlık gece anlamına gelmektedir. Leyle-i Leyla çok uzun ve ızdıraplı gece anlamındadır. Leyli kelimesi de gece ile ilgili gece olan, gece gibi karanlık, hüzünlü, gece kalınan anlamlarını taşımaktadır. Bu anlamlar Leyla kelimesini sevda kelimesiyle buluşturmaktadır. Sevda kelimesi ise Arapçada çok kara, çok siyah anlamına gelmektedir. Dolayısıyla leyl yani gece sevda demektir. Klasik Türk edebiyatında Leyla sevgilinin leyl gibi yani gece gibi olan siyah saçlarından kinaye, mecazi ve hakiki manada sevgiliyi temsil etmektedir ve aşkın sembolüdür. Bilindiği gibi aşk basamak basamaktır. İlk basamak beşeri aşktır. Mecnun'un Leyla'yı ve Leyla'nın Mecnun'u bedensel ve ruhsal sevgi, tutku ve beğeniyle sevmesidir. İkinci basamak ilahi aşktır. Mecnun'un Leyla'da ve Leyla'nın da Mecnun'da hakkı müşahede ederek sevmesidir. Üçüncü basamak aşık ve maşuk arasında farkın kalmayarak ayniyetin başladığı makamdır. Bu makam vuslat, cem, teklik, tevhid haliyle anlatılan aşk makamıdır. Bu makamda ilahi kelimesi de düşmüştür ve sadece aşk kelimesi ve anlamı kalmıştır. Şöyle diyor Hulusi Efendi. Bin kere göz ol yarını seyreyledi tenha, yar ana yüzün lütf ile göstermedi bir kez. Leyla seri zürfündeki o mecnunu hazini gör, can verdi yüzün döndürmedi bir kez. Göz bin kere sadece o yarını seyretti de sevgili lütfedip ona bir kere yüzünü göstermedi. Ey Leyla, saçının ucunda asılı olan o hazin Mecnun'a bir bak. Orada canını verdi de bir kere bile senden yüzünü çevirmedi. Hulusi Efendi'ye göre Leyla'nın şehla gözünü görüp de Mecnun olmayan, aklı başından gitmeyen kimse yoktur. Onun süzgün bir bakışı aşığın canını alır ve Hulusi Efendi'yi muzdarip bırakır. Alıp aklımı ey Leyla, beni divane eylersin. Beni divane edip sevdiğim, aya ne eylersin? Nazirin yok nigahı mest ile can almada zira, o hunhar gamzen ile bir dem cana ne edersin? Ey Leyla, aklımı alıp beni divane edersin. Beni divane etmekle eline ne geçecek? O süzgün bakışınla can almada eşin benzerin yok. Zira o kan dökücü zalim bakışlarınla canıma neler neler edersin. Bu örnekleri çoğaltmak mümkün. Bunlar beden gözüyle bakılınca görülen mecazi Leyla ile ilgili beyitler. O Hulusi Efendi'nin aşkın birinci basamağında gördüğü Leyla'ydı. Hulusi Efendi'nin divanına bir de can gözüyle bakıldığında görülen Leyla vardır ki o onu aşkın birinci basamağından ikinci basamağına çıkaran hakiki Leyla'dır. Hakiki Leyla, Mecnun'un kendi gözüyle gördüğü Leyla'dır. Bilirsiniz, rivayet edilir ki Mecnun'un sevdiği, beşeri olarak sevdiği Leyla, benim gibi kara kuru, çirkin bir kız imiş. Ve onu görenler Mecnun'un onun nesine aşık olduğunu kınamışlar. Bu nesine aşık bunun demişler. Ona sorduklarında o da ona benim gözümle bakabilseniz nasıl güzel olduğunu görürsünüz diye cevap vermiş. İşte aşık Veysel'in güzelliğin on para etmez bu bendeki aşk olmasa, eğlenecek yer bulamam gönlümdeki köşk olmasa dediği güzel, işte çirkin olsa da aşığın ona kazandırdığı güzelliktir. İşte o hal Mecnun'un Leyla'nın yüzünde hakkı müşahede etmesidir ve onu aşkın ikinci basamağına çıkaran haldir. Hulusi Efendi bunu şöyle dile getiriyor. Tecelli eder ol Mevla cemali yardan aşıka. Görünen ol, gören oldur hemen aşıklara her an.
Dolayısıyla hak dostu olan bu insan-ı kamilin, bu büyük şahsiyetin divanına da beşeri gözle değil, can gözüyle bakmak gerekir. Mecnun'un gözüyle bakmak gerekir. İşte o zaman Hulusi Efendi'nin Leyla'sındaki o başkalık görülecektir. Şiirlerinden anlaşıldığına göre Hulusi Efendi bu makamda da kalmamıştır. Yani aşkın ikinci makamında da kalmamıştır. Yani hakiki Leyla ile de yetinmemiştir. Sonunda onu da terk etmiş, böylece ortada sadece Leyla, yani Mevla kalmıştır. Hulusi, yar olup gayrı unut kim, kala ortada ancak adı Leyla. Bu makam ne mecazi ne hakiki, sadece aşk makamıdır. Yani fenafillah makamıdır. Hallacı Mansur'un enel hak dediği makamdır. Diğerlerinin varlığı tamamen silinmiş ve vahdet Allah'ın mutlak varlık ve tek oluşu hakikati kalmıştır. Yani ortada aşık da, maşuk da, Leyla da, Mecnun da, ten de, can da hiçbir şey kalmamıştır. Burada Hulusi Efendi'nin nefsini öldürmeyi, yani ölmeden önce ölmeyi başardığı anlaşılmaktadır. Diyor ki Hulusi Efendi, menem aşık, menem maşuk, menem ten ücan. Menem Leyla, menem Mecnun, menem Hüsnü, menem An. Yani aşık da, maşuk da, ten de, can da, Leyla da, Mecnun da, güzellik de hepsi benim diyor. Sonuç olarak diyebiliriz ki divanındaki şiirlerinden hareketle Hulusi Efendi'nin Leyla'sı aşkın beşeri makamında tanıştığı, aşk makamlarını birlikte çıktığı, önce ona hakkın güzelliğini müşahede ettiren ve sonunda vuslat zevkini tattıran bir Leyla'dır. Yani onun Leyla'sı Mevla'dır. Bu hak dostu, gönül ehli, insan-ı kamillerin selamı ve feyzi üzerinize olsun der, teşekkür ederim. Efendim, Leyla bahsi bitmez. Anlatan da böyle güzel anlatırsa hiç bitmez. Ama süreli, yani 15 dakikalık süre içerisinde konuşmamız gerekiyor. Evet, herkesin bir Leyla'sı var. Aşık da, maşuk da benim diyen Hulusi Efendi'yi rahmetle anıyoruz. Gerçekten kamil insan gece gibidir. Gecedir, kamil insanın bir başka vasfı da budur. Ya Settar ismi tecelli eder. O Ya Settar ismiyle nasıl kapatırsa hataları, kusurları, insanı kamilde ayıpları görmez, göstermez. O Leyla'sıyla meşguldür. Leyla'sı da onu Mevla'sına alır, götürür. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Çok sağ olun. Lütfettiniz. Şimdi de çok değerli bir hocamız, yine Marmara Üniversitesi'nden, Fen Edebiyat Fakültesi'nden. Son günlerde hep medyada, televizyonlarda sık sık görüyoruz Ahmet hocam. Zat-ı halinizi Ahmet Şimşirgil Profesör Doktor. Somuncu Baba'nın Osmanlı'ya yansıması ve fetih ve Akşemseddin konusunu sunacak. Buyurun hocam. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın milletvekillerim, Sayın Müftüm, Sayın Belediye Başkan Vekilim, çok kıymetli Somuncu Baba ve Osman Hulusi Efendi Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanım, uzaktan ve yakından buraya teşrif eden çok kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, basının çok kıymetli mensupları, hepinizi muhabbetle selamlıyorum ve bu toplantının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sonsuzluk kervanı istemem azat, köleniz olmakmış gerçek hürriyet, ölümü bulmaksa biricik niyet, bastığınız yerde ebedi hasat, sonsuzluk kervanı istemem azat. İşte sonsuzluğa ve ölümsüzlüğe, yani ebedi sonsuz ve güzel bir hayata götüren gerçekten bizim çok kıymetli köşe taşlarımız bulunmakta ve bunlardan bir tanesi de Somuncu Baba olarak karşımıza çıkmaktadır. Yani Şeyh Hamidi Veli Hazretleri'ni bu defa biz Bursa'da görüyoruz. Yani içinde bulunduğumuz şu şehirde görüyoruz. Fakat bu defa daha farklı bir tarzda görüyoruz. O Bursalıların Şeyh Hamidi Veli'si Bursalılar için bir Somuncu Baba'dır. O bir fırın işletmekte ve bu fırında pişirmiş olduğu ekmekleri
Bursalılara satmakta veya dağıtmakta vermektedir. Ancak öylesine gönülden, öylesine muhabbetle ki bir somuncu baba, yani bir terzinin, bir fırıncının bize kadar 600 sene yaşaması herhalde sadece ekmek dağıtmasıyla olmuyor. Gönülden ve sohbetle, ama hiç kimse onun ilmini, hiç kimse onun evliyalığını ve büyüklüğünü tanımıyor. Yani somuncu babadan bugün bize alacağımız o kadar büyük dersler var ki, bir esnafın, bir işçinin, bir memurun nasıl hareket etmeli ki, nasıl insanlara muamele etmeli ki, nasıl gönül kazanmalı ki ismi ebedi yaşasın. İşte somuncu baba ilmini, evliyalığını göstermeden sadece fırınında ekmek dağıtan bir kişi olarak bakın Bursalıların gönlünü nasıl fethettiğini, nasıl kazandığını bize göstermiş oldu. Aradan bir müddet daha geçti ve bugün Bursa'nın en ulu camilerinden Ulu Camii Yıldırım Bayezid tarafından inşa edildi. Orada ilk hutbeyi elbette ya bir alim, ya Şeyhülislam, ya Bursa'nın kadısı, bir tanesi veya padişahın hocası okuyacak. Yıldırım Bayezid Han da aynı zamanda damadı olan Emir Sultan'a orada hutbeyi okuma görevini verdi. Fakat Emir Sultan, bugün burada öyle bir evliya var ki biz bu minbere ve kürsüye çıkamayız dedi. Ve herkesin somuncu baba olarak bildiği Hamidi Veli Hazretlerini işaret etti. Hiç kimse tanımıyor. Herkesin somuncu baba dediği Şeyh Hamidi Veli Hazretleri o gün kürsüye ve minbere çıktı ve Fatiha'nın 7 tefsirini yaptı. Yine Bursa'nın en büyük alimlerinden Molla Fenari Hazretleri, ki Fatiha'nın tefsiriyle ilgili çok müşkilleri vardı. Somuncu baba bu Fatiha'nın tefsirinin birincisini herkes anladı. İkincisini 10-15 kişi anladı. Üçüncüsünü 1-2 kişi anladı. Diğerlerini hiç kimse anlamadı. Ve bazılarının Fatiha ile ilgili müşkilleri vardı. Onlar çözüldü buyurdu. O gün orada gerçekten en büyük alimlerindendir, yine Osmanlı'nın en büyük Şeyhülislamlarındandır Molla Fenari, somuncu babayı Şeyh Hamidi Veli'yi o gün orada anladı. Bugün somuncu babaya o gün bütün kapılar açıldı. Emir Sultan'ın hutbeye çıkardığı, Molla Fenari'nin önüne oturup ders almak istediği ve tefsir ilmini öğrendiği, padişahların kendisinin artık kapısında belki köle olacağı, köleniz olmakmış gerçek hürriyet derken, köle olmak istedikleri, yani bütün maddi manevi kapıların açıldığı bir dönemde, yine o gün her kapıdan Ulu Cami'nin çıkanların elini öptüğü ve herkesin nasıl bir evliya olduğunu anladıkları zaman, somuncu baba sırrımız faş oldu diyerek burada durmadı. Bütün kapılar açıldığı zaman o Bursa'yı terk etti. Bakın burada o kadar dersler var ki, somuncu baba hepsini elinin tersiyle itti. Kapılarında kul olacaklardı, köle olacaklardı. Hepsini itti ve Anadolu'nun en ücra köşelerine, Aksaray'a gitti. Orada insanları yetiştirdi. Ardından yine son derece mahrum bir belde Darende'ye geldi. Ama o Darende'den nasıl iyiliklerin, nasıl güzelliklerin sadece Darende'ye değil, sadece Anadolu'ya değil, bütün dünyaya yayıldığını bugün hep beraber görmekteyiz. Onun arkasında kim var? Onun arkasında somuncu baba var. Yine somuncu baba, bakın Hacı Bayram-ı Veli'yi yetiştirdi. O Hacı Bayram-ı Veli'yi de bir kişiyi seçti. Kimdir o? Akşemseddin'dir. Akşemseddin. Akşemseddin, Hacı Bayram-ı Veli Edirne'ye geldiği zaman bir mekan Edirne ve bir saray 2. Murat Han ve bir beşik, beşikte yatan Fatih Sultan Mehmet bir dua istiyor. İstanbul'un fetih duası. Zira herkes, bütün İslam hükümdarlarının tek bir arzusu vardır ki İstanbul'u fethetmek. Somuncu babanın, Hamidi Veli Hazretleri'nin yetiştirdiği o Hacı Bayram-ı Veli
sultanım, sen ve ben göremeyiz. Ancak şu beşikteki çocuk ve bizim şu köse görürler buyurdu. O köse Akşemseddin'dir. O beşikteki çocuk Fatih Sultan Mehmet'tir, geleceğin Fatih'i. Yani o çocuğun eğitimi o alime verilmiştir, Akşemseddin Hazretlerine. Somuncu Baba'nın ikinci talebesi kuşaktan Akşemseddin İstanbul'un Fatih'ini yetiştirecektir. Ve Fatih Sultan Mehmet'in şu fetihte Somuncu Baba'nın manevi rolü vardır, manevi rolü. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fetheden ve Peygamber Efendimiz'in Letüftahannel Konstantiniyye felenimel emiri emiruha velenimel ceyşü zalikel ceyş. İstanbul muhakkak fethedilecek. Onu fetheden komutan ne güzel komutan ve onu fetheden asker ne güzel asker müjdesine nail olacaklardır. O Fatih Sultan Mehmet Topkapı surlarından içeri girdiği zaman, şu büyük fethe nail olduğu zaman o kadar büyük bir sevinç gösteriyor ki, 8 asırdır fethedilemeyen Kaiserlerin payitahtı, Peygamber Efendimizin müjdesi, İstanbul dünyanın en güzel, en büyük şehri fethetmiş, herkes etrafında olanlar diyorlar ki böyle bir müjdeye kimse kavuşamadı. Böyle büyük bir fethe kimse ulaşamadı. Çocukça bir sevinç, normal diyorlar. Normal. Müthiş zeki bir padişahtır. İnsanların zihinlerinden geçenleri okur. Ve onlara diyor ki, bakın muazzam bir sözdür bu. Müthiş bir sözdür. Bendeki bu sevinci İstanbul'un fethine zannetmeyin. Bendeki bu sevinci İstanbul'un fethine zannetmeyin. Zamanımda Akşemseddin gibi bir alimin bulunuşuna seviniyorum. Zamanımda Akşemseddin gibi bir alimin bulunuşuna seviniyorum. İlme bu kadar kıymet vermeyi, alime bu kadar hürmet göstermeyi hiçbir sözde bu kadar çarpıcı bir biçimde göremezsiniz. İlim sahibi olacağız ama işte aşk derecesinde de o büyükleri tanıyacağız. Onları bileceğiz, onları seveceğiz, onların yolunda yürüyeceğiz. İşte Somuncu Baba ve işte bugün onun afadından Seyyid Osman Hulusi Efendi ve işte bütün dünyaya yayılan hizmeti. Şu hizmetleri ve şu ilim aşkını, şu ilmi faaliyetleri ve şurada toplanan insanları bugün Somuncu Baba'dan Hulusi Efendi'ye asırlarca devam eden ve devam edecek olan bir hizmettir. Cenab-ı Hak'tan o hizmetin kıyamete kadar sürmesini diliyor. Hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Evet, bendeniz de Ahmet Hocam'ı canı gönülden kutluyorum. Aşkla konuştu. Gönülden konuştu. Satırdan değil, sadırdan konuştular. Evet, Anadolu'yu mayalayan büyük ruhlar, onlar gerçekten kamil insanlardır, bilge insanlardır. Ve bunlardan birisi olan Somuncu Baba da sofrasını kurmuştur. Ta o zaman kurmuştur. Ulu Cami yapılırken kurmuştur. O sofra kuruluydu, o sofradan bizi haberdar etti bu sempozyum, bu etkinlik. Sofraya oturduk, İrfan sofrasından gıdalanıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz, çok sağ olun. Efendim şimdi bendeniz bir sırada bir şey yaptım Mehmet Bey hocam, müsaade buyurursanız. Profesör Doktor Hayrettin İlgin Bey son dönemlerde Azerbaycan civarında daha çok bulunuyor. Hoy şehrinden bahsedince hemen araya o kısmı koyalım diye düşündüm. Lütfederseniz Somuncu Baba Külliyesi ve Seyyid Mir Marşum Külliyesi değil mi efendim? Evet. Buyurun. Sayın Oturum Başkanı, Sayın Milletvekilleri, Sayın Hamidettin Ateş Efendi Hazretleri, değerli protokol, sayın dinleyenler, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Azerbaycan'da sosyal düşünce ve felsefe alanında en önemli sorunlardan biri, İslam'ın durumunun yeteri kadar yer almaması ve hala bilinmezliğini korumasıdır. Bunun pek çok sebepleri bulunuyor. Azerbaycan topraklarında İslam'ın yayılmasının, orada yaşayan halkların sosyal ve ekonomik hayatı çok sık ve sürekli işgallere uğraması,
feodal zorbalar tarafından baskı altında bulunmaları, tarihte, geçmişte tabii ki bulunmaları bir sebeptir. Çok farklı inanışların bu topraklarda vücut bulması, bu inanışların çeşitli tarikat, mezhep, akımlar ve cemaatler halinde yer alması, başta söylediğim gibi İslam'ın yeteri kadar anlaşılamamasına sebep olmuştur. Yani Sovyet rejimi tam bir Oğuz Türk'ü olan Azerbaycan halkının İslamlıkla ve Türklükle ilişkilerini kesmiştir. Azerbaycan içindeki camiler, mescitler, medreseler, mahalle mektepleri, hanegahlar, ribatlar, zaviyeler, pir evleri gibi İslami unsurlar yerle bir edilmiştir. Hatta kabristanlardaki mezar taşları bile harabeye çevrilmiştir. Azerbaycan'da pir ve şeyh ziyaretgahları çok. Onların hepsi hakkında konuşmak mümkün değil. Bu ziyaret yerlerinin kimisinin kitabeleri mevcut. Ancak çoğunun kitabesi ve oranın özelliğini belirleyecek maddi belirtileri olmaması bunların yeteri kadar bilinmesine ve anlaşılabilmesine engeldir. Efendim bir Mehsun Ağa nasıl bir şahıs? Şöyle bir şahıs. Bu Apşoron, Bakü'nün Apşoron rayonu var. Apşoron rayonunda ki rayon ilçe, kazadır. İl seviyesinde bir yerleşim yeri değildir. Şüvelen kasabası diye bir kasaba var. Ben oraya birkaç defa gittim. Burada ziyaretgah ve külliye mevcut. Seyyid Mir Mehsun Ağa adına kurulu bir külliye mevcut. Bu komplekste mescit, türbe, adak ve kurban yerleri, kabristan, kütüphane, idare binaları, konuk evleri, otopark, gasilhane, yemekhane gibi çok müştemilatı olan bir külliye. Mir Mehsun Ağa'nın babası Ağa Seyyid Ali Ebu Talip'tir. Soy kökü Hazreti Muhammed Peygamberimizin torunu Hazreti İmam Hüseyin neslindendir. Annesi Mir Kasımova Hatice Hanım'dır. Hem babası hem de annesinin kabirleri Kerbela'da Hazreti Hüseyin'in ziyaretgahının yanındaki kabristandadır. Mir Mehsun Ağa 1883 yılında Bakü'de doğmuş ve uzun yıllar Bakü merkezdeki İçeri Şehir denilen eski yerleşim yerinde Firdevsi sokağında hayatını sürdürmüştür. Yaşarken de evi binlerce kişi tarafından ziyaret ediliyordu. Dualarının kabul edildiği ve bazı hastaları iyileştirdiği herkes tarafından bilinmektedir. Mesela birisinin başı ağrıyorsa, vücudunun herhangi bir yerinde ağrı ve sızı varsa, o elini sürdüğü gibi bütün ağrıların kaybolduğuna binlerce kişinin şahit olduğu bugün dahi anlatılıyor. Mir Mehsun Ağa 1950 yılında 67 yaşındayken vefat etmiştir. O Şüvelen kasabasının mezarlığına defnedilmiştir. Ufak bir kabirden ibaret olan mezarının bulunduğu kabristanlıkta şimdi büyük bir külliye oluşturulmuştur. Bu ziyaretgahı günde binlerce insan ziyaret etmekte, dualarda ve dileklerde bulunmaktadırlar. Türbenin kubbesi, tavanı ve duvarları İsfahan'dan ve Meşhed'den getirilen çok önemli gerçekten ustalar, gerçek ustalar tarafından süslenmiştir. Güzel nesih hattı ile türbenin her tarafı sure ve ayetlerle bezenmiştir. Türbe ve külliye hiçbir resmi kurumlardan ve devlet teşkilatından dış sponsorlardan para desteğiyle yapılmış değildir. Bunu katiyette kabul etmiyorlar. Bütün inşaatlar ve külliyeyi geliştirme çalışmaları ziyaretçilerin adak ve yardımlarıyla gerçekleştirilmiştir. Bugün külliyede toplanan yardımlardan elde edilen paralarla çocuk bakım evlerine, yetimhanelere, okullara, hastalara, fakirlere karşılıksız olarak maddi yardım yapılmaktadır.
Mir Mevsim Ağa'nın ziyaretgahı ve külliyesi giderek daha da geliştirilmektedir. Bu ziyaretgah ve külliye ile Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı'nın topluma verdiği hizmetler birbiriyle benzerlik göstermektedir ve birbiriyle uyuşmaktadır. Her iki külliye ve vakıf birbirine benzer hizmetler yapmaktadırlar. Beni dinlediğiniz için, sabırla dinlediğiniz için hepinize saygılar ve sevgiler sunuyorum. Efendim değerli Hayrettin İlgin hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Bizi alıp Azerbaycan'a götürdünüz. Çok sağ olun. Eksik olmayın. Efendim tabii Somuncu Baba'yı konuşmak Bursa'yı konuşmaktır. Somuncu Baba'yı konuşmak Kayseri'yi konuşmaktır. Somuncu Baba'yı konuşmak Aksaray'ı konuşmaktır. Kütahya'yı konuşmaktır. Darende'yi konuşmaktır. Ama Somuncu Baba'yı konuşmak aynı zamanda Tebriz'i konuşmaktır. Şam'ı konuşmaktır. Azerbaycan'ı konuşmaktır. Efendim bizi Azerbaycan'a götürdünüz. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Tabii Azerbaycan deyince hemen Bakü deyince aklımıza Yahya Şirvani Hazretleri geliyor. Onu da analım. Yunus makamını, Azerbaycan'da bir Yunus makamının, Yunus Emre makamının olduğunu da hatırlayalım. Tabii. Eyvallah. Somuncu Baba'nın Hoy'daki makamını da anıp çok değerli hocamız, değerli hocam, bendenizin hocası, hocam, iftihar ettiğim değerli hocam, Profesör Doktor Mehmet Akkuş Bey, Yıldırım Bayezid Üniversitesi'nden teşrif ediyorlar. Somuncu Baba'nın Darende'de metfun olması ve Balkanlara etkisi konusunda bizi alıp Balkanlara götürecekler. Buyurun efendim. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Muhterem Vakıf Başkanı, gül dostları, gönülleri Allah'ın nuru ve muhabbetiyle dolu gönül dostları, güzel bir toplantı vesilesiyle bulunduğumuz bu mübarek saatlerde hepinizi saygı ve hürmetlerimle selamlıyorum. Somuncu Baba'yı konuşuyoruz. Somuncu Baba, ekmekçi baba deyince sanki yani son derece başka bir işi olmayan, mütevazi bir fırın işçisi, ekmek satan bir bakkal gibi algılamak mümkün ilk bakışta. Somuncu Baba ekmek satıyor. Sadece o değil, onun yolunda gelen birçokları da yine mesela bıçakçı dede, bıçak işleriyle meşgul oluyor. Akşemseddin'e baktığımız zaman aslında Göynük'te otlarla konuşabilen, onlardan tedavi için ilaçlar tertip edebilen bir şahıs akla geliyor. Daha bunun gibi bu yoldan gelen birçok şahsiyetlerin çeşitli mesleklerle uğraştığını görüyoruz. Hatta Hulusi Efendi'ye kadar geldiğimiz zaman onun mütevazı hayatında bakıyoruz ki ciltçilik var, marangozluk var. Bu büyüklere bu yönden baktığımız zaman ne buluyoruz da ne bulmuşlar da bütün insanlar bu insanlara hayran kalmışlar. Onun yapıp ettiği, sattığı ekmeğe mi veya bıçağı mı ya da başka şeylere mi? Somuncu Baba Hazretleri gibi ilmi ve irfanı yüce, maddi ve manevi ilimleriyle mücehhez, doğuyu ve batıyı bilen, ilmiyle amil, abid, zahid bir şahsiyetin aynı zamanda padişahın yanına kadar yükselebilmiş ve o dönemin birçok alimleri tarafından daha sonraları kendisine mürşid olarak kabul ettikleri bu büyük şahsiyetin işte böyle o yüce makamlar, mevkiler yanında halkın arasına inip ekmek satmasının çok büyük önlemi var. İşte tevazı bu. Büyük iken küçüklerle, yüce iken daha aşağı seviyedeki insanlarla beraber olmak, yani avamla, halkla havası bir arada tutabilmek, yani sahip olduğu ilmi, ilimle, onu manevi irfanla buluşturup gönül insanı olabilmek herkese nasip olmuyor.
Ben buradan kısa kısa notlar olarak bazı hususlara temas etmek istiyorum. O da işte bir tanesi maddi ilimlerle manevi ilim dediğimiz tasavvufu, ilimle irfanı mezceden, kendisinde birleştiren böyle büyük bir gönül erbabı. Yoksa sadece somun satan ekmekçi değil, fırıncı olarak almayacağız. Kendisini halka yakın hissettiği için böyle bir yola başvuruyor. Bu bir. İkincisi, belki Somuncu Baba'dan şunu da anlamak mümkün. İnsanların en çok ihtiyaç hissettiği ve herkesin hemen hemen itiraz etmeyeceği ekmekten, somundan başlayarak o insanların oradan alıp gönüllerini, hallerini yüceltmek için onlara yakın olmak arzusunda olmuş olabilir. Nitekim Akşemseddin'de İstanbul'da padişahın gözdesi olabilecekken, gözdesiyken padişah tarafından her türlü imkan kendisine tahsis edilecekken oradan kalkıp Göynük'e bir değirmen kurmayı arzulamış. Bir değirmende millete un yapıp un satıyor. O da halkın içine iniyor. Yani yukarıdan aşağı düşmüyor, irtifa kaybetmiyor. Ama insanları eğitmek maksadıyla onlara bir adeta yaygın eğitim imkanı sağlamak için bu yola başvuruyor. Demek ki ilim, irfan, gönül insanları meslek itibariyle bir yönüyle halkın yakınında olmak için bu yollara başvuruyorlar. Hacı Bayram Veli Hazretleri, Akşemseddin'in Hacı Bayram Veli Hazretleri'ni de Ankara'da orada müderrisken, yani öğretim üyesiyken, medresede alim ve hoca iken daha sonra bir de bakıyoruz ki Burçak tarlasında halkla birlikte olduğunu görüyoruz. Hizmet ehli olduğunu görüyoruz. İnsanların elinden tutup fakir fukaranın ihtiyaçlarını gidermek maksadıyla halkın arasında fakirlere hizmet ettiğini görüyoruz. Demek ki bir tarafta madde, öbür tarafta mana ama her ikisinin ortak paydası olarak hizmete dönüştürüyorlar. Hizmet ehlinin demek ki biz büyük zatlarda en temel vasıflarından biri olarak görüyoruz. Bir başka husus, Somuncu Baba Hazretleri adeta Doğu ile Batı'yı birleştirmiştir. Doğu'nun ilmini almış, irfanını almış, Bursa'da kalmış, burada kalmakla da yetinmemiş. Buradaki imkanlar varken, tabiatı güzel, şehir güzel, imkanları güzel, adet başkent iken, devletin bütün imkanları buradayken, imkanları da yanında eliyle uzatsa hemen alacakken, bu mekanı terk edip en sevdiği öğrencisi, müritleriyle birlikte onları seyahat esnasında eğitmek üzere Şam'a gidiyor, Mekke Medine'ye gidiyor ama onları o seyahat esnasında yetiştirerek dönüşte tekrar halkın arasına katılıyor. Bursa'ya dönmüyor. Aksaray'a da bir müddetten sonra en son Darende'ye gelip orada artık daha da halkın içinde kalarak devam ediyor. Şimdi bütün bunlardan ne anlıyoruz? Demek ki bu büyük zatlar kendi nefsinin arzuları istikametinde, kendi efendim yakınlarının, çocuklarının, evlatlarının istikbali veya rahatı için nerede imkan var, nerede bereket, bolluk varsa orayı değil, daha çok nerede hizmet imkanı varsa, insanlar nerede çok irşad edilmeye, mürşide ihtiyaç varsa oralarda bulunmayı arzulamışlardı diyoruz. İşte bütün bu çevrelerden sonra, bütün bu yaptıkları hizmetlerden sonra halk tarafından benimsenen böyle büyük zatların hemen hemen herkes tarafından kendilerine ait olduğunu, kendilerinin yanında bulunduklarını iddia ettiklerini görüyoruz. Kimler var mesela? Yunus Emre Hazretleri. Yunus Emre Hazretleri'nin meşhur birçok yerlerde, ona yakın yerde kabrinin, makamının bulunduğunu biliyoruz. Herkes sahip çıkıyor. Sandıklı da var, Kütahya'da var. Buna benzer daha birçok Eskişehir'de, Doğu'da bir takım yerlerde Yunus Emre bizimdir diye insanlar sahiplenmeye çalışıyorlar. İşte bunlardan biri de Somuncu Baba Hazretleri. Herkes seviyor. Herkes onun ilminden, irfanından bir nasip almak, feyzinden, bereketinden, şefaatinden buna nail olmak için sahiplenmişler.
Tabii Haç dönüşünde Şam'dan döndükten sonra yine Somuncu Baba Hazretleri'nin Aksaray'a geldiğini ve orada kaldığını, oğlunun Yusuf Hakiki'nin orada metfun bulunduğunu ve orada kaldıktan sonra orada vefat ettiğini söyleyerek orada da kabrinin olduğunu ifade ediyorlar. Ama daha sonra Halil Taybi diğer oğluyla Darende'ye gittiğini ve kaynaklarda bunlar hakkında bilgiler bulunduğunu görüyoruz. Peki şimdi nerede? Somuncu Baba nerede? Bu soru aslında cevabı verilmiş bir soru ama böyle bir konuyu benim konu olarak bu şekilde ilan edildiği için bendeniz de buna şöyle cevap vermeyi uygun buldum kaynaklara bakarak. Nedir efendim? Hani büyüklerimizden bazıları diyorlar ki ben öldükten sonra benim kabrimi filan yerde falan kabirde aramayın. Benim kabrim beni sevenlerin gönlündedir diye ifade etmişler. Büyükler kişilerinin, muhiplerinin gönüllerinde yatar, gönüllerde saklıdırlar. Ama buna rağmen maddi olarak da insanın bir kabri vardır mutlaka. Bu mesele tarihi bir vesika, belgeler ışığında çok tartışılmış. Osmanlı belgelerinde, arşivlerinde bakıldığı zaman bu içimizdeki şu anda dinleyicilerimiz arasında hanginiz olursa olun, dedelerinizin hayatı hakkında bilgi araştıracak olursanız, benim dedem kimmiş, acaba nereden gelmişim diye böyle birkaç nesil geriye giderseniz Osmanlı belgelerinde mutlaka karşılığını bulursunuz. Bu yani mutlaka bulursunuz. İster Malatya'dan olun, ister Manisa'dan veya Edirne'den veya nereden. Osmanlı toprakları içerisinde hangi beldede yaşamışsa insanların dedeleri hemen hemen birçoklarıyla ilgili mutlaka arşivlerde belge vardır. O belgelere baktığımız zaman insanın nereden olduğu açık açık ortaya çıkar. Tabii ki belgelerden bir kısmı yok olmuş olabilir, bulunmayabilir. İşte Somuncu Baba Hazretleri'nin hakkında tarihi bilgileri nereden elde edeceğiz? Arşiv vesikalarından elde edeceğiz. Bunun yanında az önce de ifade ettiğim gibi halk tarafından sevilen şahsiyetler herkes kendisinde bir müddet kalmışsa birazcık orada dinlenmiş, oradaki insanları irşad etmişse bu bizim memleketimizin insanıdır diye onları mutlaka sahiplendiğini görüyoruz. Şimdi hemen kısa olarak bunun için şu bilgiyi söyleyerek sözlerimi bitirmek istiyorum. Bu konu Ahmet Akgündüz tarafından çok araştırılmış, en son noktaya gelmiştir. Ben Deniz de onun ifadeleriyle bunu isterseniz burada noktalayayım. Şöyle diyor. Bütün arşiv belgelerinin ve Darende'deki torunlarının elinde bulunan vesikaların istisnasız tamamı Şeyh Hamidi Veli'den ve bununla alakalı meselelerden bahsederken Darende'de defini hakı ıtırnak olan arşivdeki ifade bunlar. Darende'de metfun olan arşivlerdeki belgelerde tabirini kullanmaktadırlar ki birinci ifadenin manası şudur diyor. Darende'de misk ve amber gibi kokan toprakta defnedilmiş bulunan diye Somuncu Baba'dan bahsediyor. Bu ifadeleri taşıyan belgelerin içinde padişah fermanları varmış. Divan-ı Humayun'dan geçen bir kurul tarafından hazırlanan hükümler ve mahkeme hüccet ve ilamları bulunmaktaymış belgeler arasında. Bu tür belgeler Hicri 1170 yani 17. yüzyıla kadar gitmektedir. Yavuz ve II. Bayezid devrine kadar uzanan şer'iye mahkemelerinde şer'i delil olarak kabul edilen tapu tahrir defterleri kayıtları da açıkça Hamidi Veli'nin, Şeyh Hamid'in halvethane ve zaviyesinin darinde de bulunduğunu göstermektedir diyor Ahmet Akgündüz. Şimdi bütün buna rağmen şu ifadeyi de söyleyerek bakın bu zat da çok güzel bir noktada biz şimdi diğerlerini de küstürmeyelim manasında şöyle diyerek sözleri bitirelim. Arşiv belgeleriyle ispatlanacaktır ki Somuncu Baba denilen maneviyet erinin maddi açıdan yüce nesebini devam ettiren torunları her ikisi de günümüze kadar gelmek şartıyla hem Darende'de hem de Aksaray'da bulunmaktadır torunları.
ne Aksaray'dakilerin Daren'dekileri ne de Daren'dekilerin Aksaray'dakilerin intihar etmelerine vesikalar ve Osmanlı Devleti'nin her iki kolu da vergiden muaf tutarak ehemmiyet vermesinden doğan arşiv belgeleri müsaade etmemektedir. Önemli olan o mübarek zatın neslinden gelmektir. Bu şekildeki kanaatten sonra az önceki ifadelerle birleştirelim. Somuncu Baba yolu hizmet yoludur. Somuncu Baba yolu insanların ihtiyaç hissettiği her konuda onların elinden tutmaktır. Kim daha çok hizmet ediyorsa bu onlara layıktır. Darende'deki Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı'nı az önceki tanıtım filminde de gördüğümüz gibi gerçekten bu hizmeti en güzel şekilde devam ettirdiğini görüyoruz. Ve Aksaray da bundan haz alarak, hız alarak bu hizmeti adeta takdir ettiğini, onlar da yeni çalışmalara başladığını görüyoruz. Cenab-ı Hak bizi büyüklerin yolunda hizmet eden, onların hizmetini devam ettiren neden eylesin. Cenab-ı Hak gönül dostlarının yolundan ayırmasın, gülü sevenlerden, gönlü mamur olanlardan eylesin. Teşekkür ediyorum. Hocam biz de size çok teşekkür ediyoruz. Duanıza amin diyoruz. Diriyiz, daim ölmeyiz. Karanlıkta hiç kalmayız. Çürüyüp toprak olmayız. Bize gece gündüz olmaz diyen Somuncu Baba, evet buyurduğunuz gibi sevenlerinin gönlündedir. Somuncu Baba'nın yolu hizmet yoludur. Çok teşekkür ediyoruz. Ama dikkat çektiği hocamızın çok önemli hususlardan birisi de şu tevazu. Bu insanlar tevazuyu bize öğretiyorlar. Somuncu Baba somunlarını sattı ama bir müderris aynı zamanda. Onun talebesi Hacı Bayramı Veli bir müderris ama tarımla uğraştı. Şimdi çok çok güzel bir dostumuz, yarım doçent doktor Ahmet Sami Bey Mısır'dan teşrif ettiler. Ayin Şems Üniversitesi'nden Hulusi Efendi ve vakıf anlayışını bize aktaracaklar. Fadlar Üstaz. Bismillahirrahmanirrahim. في البداية أود أشكر الهيئة المنظمة للوقف. Öncelikle Sayın Başkanı ve misafirlerimizi saygıyla selamlıyorum. Sizlere İslam'da vakıf kavramı ve Osman Hulusi Efendi'nin vakıf anlayışından bahsedeceğim. İslam'da vakıf, İslam'ın ilk zamanlarında ortaya çıktığı günden beri toplum üzerinde bıraktığı ekonomik ve sosyal etkileriyle çok seçkin bir yer teşkil eder. İslam dini, vakıf sayesinde diğer dinlerden farklılık arz etmiş ve çeşitliliği ile İslam toplumuna birçok faydalar sağlamıştır. Türkler nezdinde vakıf kültürü büyük bir farklılığa sahiptir. Zira vakıflar kurumsal bir şekil almış, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde altın çağlarını yakalamıştır. Nitekim Osmanlı Devleti'nde vakıflar toplumda temel odak noktası mesabesindeydi. Hatta savunma ve milli güvenlik dışında devletin bütün işlerini yapar hale gelmişlerdi. Türkiye'de vakıf sadece fakirlere maddi yardım ve destek vermekte kalmamıştır. Bilakis topluma her türlü faydayı sağlayacak şekilde hayatın tüm alanlarını kuşatmıştır. Vakıflar toplumun her alanındaki boşlukları doldurmuş ve eksiklikleri gidermiştir. Hatta insan mefhumunu aşarak hayvanların ve çevrenin korunmasını bile sağlamıştır. Bu şekilde Osmanlı Devleti'nde vakıfların sayısı yaklaşık 35 bini bulmuştur. Kayda değerdir ki Türkler nezdinde vakıflar sadece Müslümanlara hizmet vermekle sınırlı kalmamış, bilakis aynı zamanda Müslümanların beldelerinde ikamet eden gayrimüslimlere hizmet vermiş, onlara yardım ederek kalplerini yumuşatmıştır. Osman Hulusi Efendi, hayırlarla ve hayırlı amellerle dolu bir hayat yaşamıştır. Zira dini ve mutasavvuf kimliğiyle 1945 yılında erken bir zamanda Darende'deki Hamidi Veli Camisi'nin minberine çıkmış, 42 yıl boyunca bu caminin imamlığını ve hatipliğini yapmıştır. Osman Hulusi Efendi küçük yaşlarından itibaren irşad işleri ve insanlara hizmet etmekle meşgul olmuş, hayatını insanlara hizmet etme sevgisine adamış ve insanların en hayırlısı, insanlara en çok faydalı olandır ilkesiyle hareket etmiştir.
Nitekim bu faziletli şeyhin hayatını inceleyen bir kimse, onun Kur'an ve Nebevi sünnet ahlakıyla ahlaklandığını ve Allah-u Teala'nın şu kavlini tecelli ettirerek amel ettiğini görür. İyilik ve takvada yardımlaşın. Günah ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayın. Bu noktadan hareketle Osman Hulusi Efendi, arzuladığı hizmetleri ve faaliyetleri gerçekleştirmek, vefatından sonra da bu hizmetlerin ve faaliyetlerin devamlılığı için vakıf fikrini bir hedef olarak görmüştür. Bu sebeple 1986 yılında kendi ismini taşıyan bir vakıf kurmuştur. Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı, günümüzde tüm dünyayı aydınlatan bir nefer mesabesi haline gelmiştir. Sadece Darende'de değil, aynı zamanda İstanbul, Ankara, Bursa, Konya ve diğer bölgelerdeki şubeleri yoluyla Türkiye'nin dört bir tarafına yayılmıştır. Genel olarak vakfın İslam'daki çizgisi birinci derecede toplumsal eylemle bağlantılıdır. Zira vakfın bütün amacı insana hizmet etme, insanın hayatını kolaylaştırma ve sıkıntılarını hafifletme odaklıdır. Bu nedenle vakıf, İslam toplumunun ihtiyaçlarını gidermede önemli bir rol oynamaktadır. Hulusi Efendi Vakfı, başarı ve hizmet alanlarının çeşitliliği ile diğer vakıflardan farklılık arz eder. Zira bizler, Türkiye'de bazı vakıfların ilme mahsus, bazılarının maddi yardımlara mahsus, bazılarının aynı yardımlara mahsus ve benzeri alanlara mahsus olduğunu görmekteyiz. Fakat Hulusi Efendi Vakfı, bunların hepsini ve fazlasını bünyesinde barındırmaktadır. Osman Hulusi Efendi'nin hayatını ve kurmuş olduğu vakfı incelediğimizde, bu faziletli şeyhin hayatını, hayır işleri sevgisine, insanlara yardım etmeye adadığı sonucuna varmaktayız. Son olarak Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu hadisini hatırlatmak isterim. Peygamber buyur ki, اِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمْ اِنْقَطْ عَمَلُهُ اِلَّا مِنْ سَلَاسِ صَدَقُتُنْ جَارِيَةِ اَوْ عِلْمٌ يُنْتَفَعْ بِهِ اَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُ لَهِ Adam oğlu ölünce emeli kesilir. Ancak üç şey devam eder. Sadakat-ı cariye, kendisinden faydalanan ilim ve ölündükten sonra kendisine duada bulunan evlat. Şeyh Osman Hulusi Efendi'nin hayatının üç unsuru ile bu hadis-i şerif kapsadığını görmekteyiz. Sadaka-i cariye, Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerin teşvik ettiği tüm hayır kabilerinde çoğalan hayır vakfında tecelli etmektedir. Aynı şekilde faydalı ilim olan hadisin ikinci unsuru da böyledir. Zira Şeyh Osman Hulusi Efendi ölümünden sonra arkasında insanlara faydalı olacak dini kitaplar, hutbeler ve şiirler bırakmıştır. Hadisin üçüncü unsuru olan salih evlede gelince Şeyh Osman Hulusi Efendi'nin oğlu Seyyid Hamid Hamidüddin Ataş'ın Seyyid Hamid Hamidüddin Ataş'ın bu vakfın emanetini taşımasından ve insanlara ve topluma hizmet uğrunda babasından emellerini devam ettirmesinden dolayı hayırlı bir kişi olduğunu görmekteyiz. Son olarak bu hayırlı vakfın topluma ve toplumun tüm kesimine hizmet eden başarılarını ve faaliyetlerini artırmasını temenni ediyoruz. Sabırla beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Doktor Ahmet Sami, biz teşekkür ediyoruz sana. Özellikle son kısmı çok iyi anladık. Hepimiz çok iyi anladık. Evet. Evet, çok çok önemli konulara temas etti. Vakıf kavramının dinimizdeki yerine kısaca işaret ettikten sonra Osman Hulusi Efendi'nin insanların en hayırlısı insanlara hizmet edenidir hadisini düstur edindiğini ifade ettiler. İhramcızade Hazretleri'ne atıfta bulundular. Bendeniz için bu çok önemli, anlamlı bir nokta oldu. Çünkü Sivaslı olarak burada bulunuyorum. Her ne kadar Bursa kontenjanından olsam da Sivaslıyım. İhramcızade'den bahsedilmesi bendenizi
sevindirdi. Çünkü İhramcızade Hazretleri olmasaydı biz bugün Sivas Ulu Camii'den söz edemezdik. İhramcızade Hazretleri Sivas Ulu Camii'yi onardı. Pek çok camiyi onardı. Bunlardan bahsetti ve en önemlisi Doktor Sami'nin de bilmesi gereken şey şudur. Bendeniz'in de mezun olduğu Sivas İmam Hatip Lisesi'ni kuran da İhramcızade Hazretleri'dir. Osman Hulusi Efendi de tıpkı İhramcızade Hazretleri gibi, mürşidi gibi toplumsal gelişmelere hizmet etti, ilme hizmet etti, kültürel faaliyetlere öncülük etti diye özetledi. Hulusi Efendi'nin açtığı okullar ve açılışına öncülük ettiği kurumlardan bahsetti. Sadakayı cariye olarak hem vakfı hem de oğullarını, evlatlarını gösterdi. İnşallah bu sadakayı cariye kıyamete kadar devam eder, hayırlı hizmetlere vesile olur. Çok feyizli, çok bereketli, çok gönülden, satırdan değil, ilmin o dar, soğuk cümlelerinden, ifadelerinden değil, gerçekten gönülden yapılan bu konuşmalar burada bir anlamını buldu diye düşünüyorum. Efendim, oturumu kapatıyoruz. Teşekkür bahsini siz devam ettirirsiniz. Buyurun. Efendim, Profesör Doktor Bilal Kemikli hocamın şahsında bütün oturumda sunum yapan kıymetli hocalarıma bir kez daha alkış ve dualarınızla teşekkürlerimizi arz etmek istiyoruz.